Ali Güler bu arada. Bizim Muz'la ilgili programlarımızı sürekli yayınlayan arkadaşımız Drag and Drop kanalından. Orada hazırladığımız programlar da... Herkese selamlayalım. Tekfen Tarım Grand Nine Muz Hasat Günü olarak bugün buradayız. Sera sahibimiz Begüm Başkur. Teşekkür ediyoruz kendisine bu ortamı bize hazırladı ve sunduğu için. Sizin sayenizde benim bir yanımda teşekkür edecek şey yok. Olsun. Sizden o zaman bir hoş geldiniz alalım. Ve Muz'a nasıl girdiğinizi alalım önce. Hoş bulduk. Sizin sayenizde girdim. Teşekkür ederim. Yani bir bilgim yok. Ben Muzcu değilim mesela. Yani Muz bilgimlerim çok zayıf fakat Bünyan Bey sayesinde bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz işte. Evet, burası Begüm Hanım'ın üçüncü serası. Bu bölümde dördüncü yapılan sera. Yurt dışında yaşıyor. Sağ olsun güvendi ve Muz'a yatırım yapmaya devam ediyor. Ama tabii yatırımların da sonu artık geldi sayılır. Yani daha fazla yatırıma düşünmüyor. Tabii şöyle bir şey, yani Muz için kısa bir özet geçmek isterim. Herkes için de. Muz işte 1930'lu yıllardan beri Türkiye'de başladı. Son 5-6 yıldır işte kuraklık, sıcaklığın artması, iklim değişiklikleri nedeniyle biraz bölge dışına da çıkmaya başladı. Tabii bölge dışına çıkma da bir sürü insanı rahatsız ediyor doğal olarak. Ama şöyle genel özet vermek isterim. Bundan 20 yıl önce toplam Türkiye'deki muz tüketimi 40 bin tondu. Bunun 20 bin tonu üretim, 20 bin tonu da ithalattı. Ve sadece muz işte 3 ay, 4 ay içerisinde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ayında hasat ediliyordu. Kalan 8 ay hasat yoktu. Dolayısıyla ithal muz geliyordu. Gelmeye de devam ediyor. O yüzden o yıllarda 40 bin ton tüketimin 20 bin tonu yani %50'si ithaldi. Şimdi 800 bin ton tüketiyoruz. Yani 20 kat tüketim arttı. 20 yılda 20 kat arttı. Ve şu anda 7 günde bir parmak muz yiyoruz. Muz hala bu rakamlara rağmen, yani ki bugün piyasada elmayla aynı rakama satılıyor. Bu rakamlara rağmen lüks meyve imajını henüz daha silemedik. Yani tüketim lüks meyve imajının silinmesiyle beraber tüketimin daha da artacağını, yani 7 günde bir parmak yerine 7 günde 2 parmak olacağını en azından düşünüyoruz. Bu da üretim alanlarımızın 2'ye katlanacak hale gelmesi demektir. Yani 1,5 milyon muz, 1,5 milyon ton muzun tüketilmesi demektir. Burada bizi son aylardaki fiyat hareketlerinde örnek alırsak, bizim çiftçi olarak yapmamız gereken geçmişten beri Anamur'da özellikle artan sürekli verim, 12 ay üretim. Bundan 10 yıl önce Alanya-Manavgat arasındaki yol kenarında sadece Anamur muzu satılıyordu yaz aylarında. Bundan 15 yıl önce Anamur'da bile saratma tesisleri 3 ay 4 aya çıktı, bazen 5 aya çıktı. Kalan 7 ay kapalıydı. Ama sonraki yıllarda Anamur'da sürekli verimin artmaya başlaması, özellikle Grand Line çeşidi burada çok önemli. Çünkü Grand Line çeşidi 12 ay hasada uygun bir çeşit. 12 ay hasada uygun olduğu için, kış tohumlarına dayanıklı, nematoda ve mantara dayanıklı olduğu için bu olanağı bize Anamur'a sağladı. Ve 12 ay muz hasadına başladık. Alanya'da Anamur muzu satılmaya başladı. Alanya, Manavgat arasında. Tabii daha sonra Alanya'da da sürekli verim başladı. Bozyazı'da zaten Anamur'la paralel başlamıştı. Bu bize ithal muza karşı direnci de sağladı. Yani ithal muz satan tüccarlar, marketler, manavlar bize o zamanlar hani yerli muz diğer 8 ay yok diyordu. Yerli muz diğer 8 ayda da olmaya başlayınca artık onlar da bunu daha rahat satmaya başladılar. Tabii şu anda 12 aya henüz daha Türkiye genelinde henüz ulaşamadık. Çünkü geçen ayki fiyat hareketleri daha çok Manavgat'taki bir sene evvel Eylül'de dikilen tek ürün seraların sıkıntısıydı. Yani 2020'nin Eylül ayında, 2019'un Eylül ayında dikilmiş
pardon, 2020'nin Eylül ayında dikilmiş. 2021'in Eylül-Ekim ayında hasada geldi. Oradaki tek ürünler. Ve şunu da yaptı arkadaşlarım, büyük bir kısmı, hem ziraat mühendisi arkadaşlar hem de çiftçiler bunu kulaktan duyma yaptılar. Meyvenin üstünü erken açtılar. Yani bir an önce doldursun, hasat edelim diye. O da muzun bahçede dayanıklılığını azalttı. Yani üzeri açık olan meyve, hevenk, sıcak soğuk etkileşimi ve ışık etkileşiminden dolayı dalında fazla bekleyemez. O nedenle mecburen erken hasata zorlandı. Yani oradaki o muz 3-5 gün içinde hasat edilmeliydi. Piyasa bir anlamda, tabi seralarda büyük olduğu için piyasa bir anlamda bir anda bulandı. Naylonlar da yeniydi. Hep tabi naylonlar yeniydi. Evet. Tabi bunu bazı tüccarlar fırsatçı olarak da kullanmış olabilir. Ama biz şimdi kendi alanımızdan bakalım. Biz eğer ki Anamur'da onu yaptık, Bozyazı'da onu yaptık, Alanya'da onu yaptık. Yani biz geçmişten beri şu anda genellikle ben tüm işte çalıştığım çiftçi arkadaşlarla 12 ay verim üzerine ısrarla duruyorum ve 12 ay verimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Böyle olunca da 12 ay verimde bizim sıkıntımız olmadı. Yani tüccara bir an önce muzumu kes diye bir gayretimiz olmadı. Acelemiz yok, ağır ağır, hatta seranın işte açma kapamasını da bırakıverdik. Üstüne açık olan yaprakları meyvenin üstüne indirdik ve bu sıkıntıyı kendi aramızda telafi ettik. Bizim hasadımız 12 ay devam ediyor. 15 günde bir hasat yapıyoruz ortalama seralarda. Tabii şu anda gezdiğimiz sera yan taraf işte birinci yılı doldu. Yani buradaki anlatımımız önümüzdeki seneye ikinci doğuma gidecek şekilde. Mesela burada ağacımız hasada gelmiş. Yanında tekrar hasada yakın ikinci ürünümüz var. Onun dibinden çıkan fidan bize aynı yıl belki üçüncü ürünü de verecek. Tabii bu bize o 12 ayı gelecek sene daha fazla sağlayacak. Yani bu yıl diyelim ki 5 ay içinde hasat edeceğiz bu bahçeyi. Gelecek sene 8 ayda hasat edeceğiz. Ondan sonraki 3. yılda da tam 12 aya yayılmış olacağız. Bu 12 aya yayılma bize işte hem ithal muzun boşluğunu tamamıyla biz 12 ay doldurmuş oluyoruz. Hem muz verdiğimiz tesisin 12 ay çalışmasını sağlamış oluyoruz. Hem alıcı olan marketlerin, manavların, pazarcıların bizden 12 ay muz alma umudunu canlı tutuyoruz. Yani ben işte 8 ay sizden alacağım, kalan 4 ay kimden alacağım diye bir şey düşünmesini engellemiş oluyoruz. 12 ay yerli muzu piyasaya sunabilecek şekilde çıkmış oluyoruz. Fiyat işte istikrarına da katkısı oluyor dolayısıyla. Tabii, fiyat istikrarını da sağlamış oluyor. Oynamaların önüne geçiyor. Aynı zamanda 12 ay muzda şunlar da sağlanıyor. Geçmiş şeylerde konuşmadığımız. Şimdi 12 ay hasatta içerisi boşalmıyor. Yani bizim özellikle hep muzcu der, muzun donmasından değil yanmasından korkarız der. Yanmasından korkarız dediği çiftçinin özellikle Mart-Nisan ayındaki zamanda yanması. Nisan ayında niye yanar muz? Yani normalde yanmaması lazım. Çünkü Temmuz-Ağustos'ta yanmayan muz Nisan'da niye yanar? Çünkü Nisan'da ana bitkilerin hasadı bitmiştir tek üründe. Yapraklar kalmamıştır. Fidanlar daha bir iki yaprakla zayıf ortadadır. Yani sanki sera yeni dikilmiş gibi bomboştur. Bu nedenle yanar. Ama sürekli verime geçtiğimiz zaman, 12 ay verime geçtiğimiz zaman kışın da bol yaprak var içeride, yazın da bol yaprak var, Nisan'da da bol yaprak var. Dolayısıyla içerisine ne sıcak girer, ne soğuk girer, ne aşırı güneş girer. Yani tamamıyla o yıl boyu homojenliği bu sayede de sağlamış oluyoruz. Bu da ayrı bir avantaj bize. Tabii onun dışındaki avantajları yani çok çok daha sayılabilir. İşte faydalı böceklerin 12 ay yaşamasına bir ortam sağlamış oluyoruz. Meyve kalitesinde meyvenin üstü eğer açık olursa veya çevresi aşırı güneş olursa güneşi alan kısımlar fazla şişiyor. Güneş almayan kısımlar yavaş yavaş şişiyor. O dengesizliği de gidermiş oluyoruz. Böylece 12 ay sürekli verim hasadın bir sürü sayılamayacak kadar yararlarını yaşamaya başlıyoruz. 12 ay parasız kalmıyorsun en güzeli. Çok güzel. Tabii şimdi çiftçi açısından da gerçekten o da ayrı bir güzellik. Bir de fiyatı yakalıyorsun. Yani ortalama fiyatı yüksek yakalıyorsun. Diyelim ki bu Eylül-Ekim'deki fiyat düşüşü seni onda bir etkiliyor.
Nisan'daki yüksek fiyatı da yakalıyorsun o zaman. Ortalamanın yükseliyor. Bu anlamda da avantajları var. İşçiliğin yayılıyor. Yani bunlar Grantline'in avantajları.